Gidin, Sometimes go. when you play a game, there's that one thing in your inventory which turned out to be far more useful than you first realized. Prime Gaming sunuyormuş bunu arkadaşlar. Twitch'te size bir güzellik yaptılar mı? Bugün özel aboneler 10 TL'den 11 TL'ye falan çıktı mı? Aynen abi, aşağıda Among Us profili var istiyorsan. Aa, Among Us mu verdiler? İyi ya o zaman. Hem de Jeff'in kafasını verdiler. Valorant, Apex Legends and more that you can unlock. Efendim, Gizilgen ikinci ayında Obnoxious Mike, 17. ayında Archangel'da Efendim, Merve Akdikmen yeni destekçimiz olmuş. Hoş gelmiş. Görkem Tire, 17. ayına Emre Sunalp, 13. ayına Oğuz Parafudur, 13. ayına girmiş. Hoş geldiniz. İzlemeye devam ediyoruz dostlar. Yayını 720p vermiyorum. Bir sayfayı güncelleyebilirsiniz belki. Ama Facebook'ta bugün teknik bir sıkıntı vardı. İnşallah toparlar. Yiğitcan'ın bağlantısı koptu, gelecek. Reklam sesi kısmaca. Evet. Yeah, you know boys, those first games that you play. Battlefield, Fortnite. Arkadaşlar az önce ekranda New Full Games yazdı. Uzun zamandan beri oyunlardan Full Games diye bahsedildiğini duymamıştım. Bu şey gibi abi. Full benzin alınmaz ya genelde böyle. Full. Fulle kanka gibi böyle, değil mi? Hayır, fulle. Full game şey demek. Tam indir.com var ya hani. Evet, gezginler. Evet. Ahmet Paşa hoş geldin. Bana bakın, bu hanımefendi şey mi ya? BAFTA'daki kız mı? Yok değil. Hafif benziyor ama. Heyecan yaptın değil mi? Ne demek abi hafif benziyor? Saçları işte. Hayır canım, saçları esmer, bu da benziyor yani, ne bileyim. Bir şey canım, bu da güzelmiş. Bu da güzel bir kadın. Güzellikleriyle benziyorlar yani. Ama her kadın güzel değil mi zaten? Neyse, ne alaka yani. Ama Warzone mu konuşayım ben de, yani başka bir şey yok ki ekranda, ne yapalım. Geoff Knightley'nin ayakkabılarını konuşalım. Kaçtan veriyorlardı o ayakkabıları Günhan? Sen bu ayakkabı işini bilirsin. Ancak olsa daha iyi bilirdi ya. Ya Kancan daha iyi bilir tabii de, büyük ihtimalle o da böyle bir $500 falandır. Ya o değil de, bu etkinliği sen yoktun orada, şey diye duyurdu Geoff abi. Dedi ki, daha önce hiç açıklanmayan oyunlar çok büyük world first duyurular. Yeni fikri mülkler, bayağı dolu dolu programla geldik falan diye şey yaptı ama şimdiye kadar bayağı bok gibi yani. Bir tane şey var işte, Metal Slug Tactics. Evet, Metal Slug Tactics fena değil, bakılır. Bir de işte şey var, aşırı duygusal gezme oyunu. Deminki kız bağırırken arkada koşuyorduk, o mu? Evet. Evet, o var. Yani kayda değer şeyler onlar şu anda. Karton kutu vardı bir de Günhan. Ya sikiyim karton abi, deme böyle, bak üzülüyorum ya, yapma yani, bak bunu tamam. Bunun şakasını yapmayalım yani, çünkü sana bir şey söyledim mi? Sana çok... şakayı ben yapmıyorum, sana şakayı diyor kocama yapıyor vallahi. Evet ama bak bir şey diyeceğim sana, yani o yapılacak hareket mi? Şimdi yani oraya kutuyu çıkarttı, baktı arkada MGS müziği var, altta böyle adamlar geziyor falan. Yani şimdi çok kusura bakmayın, küfür edeceğim. İstemeyen 5 saniye mutlasın ama kusura bakmayın, ama sen orospu çocuğu musun, bunu yapıyorsun yani, özür dilerim, daha küfür etmeyeceğim. Çıldırdım. Yani hoş bir şey değil abi, kutuya girdi çıktı yani, sok götüne kutuyu yani. Özür diliyorum. Aa, sen bayağı sinirlenmişsin lan, şaka maka. Abi evet, ben çünkü gerçekten MGS 5 abi, bitiriyoruz MGS 5'i, sonunda eve dönüyoruz falan gibi bir şey, anladım. Yani ama yani anladın mı? Oğlum bak, benim duygularımla oynanmak için yapılmış bir sahne gibiydi. Ben çok alındım yani buna cidden bak. Heated gamer moment. Hocam evet, Mert'in yani geleceğini mi gördü? Aa, zombiler de geliyor, ha gelmedi. Ya bir şey söyleyeceğim, bu FPS oyunlarındaki bu şu maskeleri artık kaldırsak mı ya? Çok şükür değiller. Abi o surat yüz modellememek için abi. Yiyeyim onları ya. Twitch Rivals, asla katılamadığımız etkinlik. Bana bakın, Geoff Knight'te de hafif bir Tuna Pamir vibe yok mu? Hafif. Abi Geoff kilo vermiş. Bak Geoff kilo vermiş. ve evet, Tuna Pamir'e oradan benzemiş bence. Yani biraz şey hali var ha. Kesince... Geoff'ta biraz şey hali var. Geoff, güzel oyunlar var mı bugün? Yok be oğlum diyecekmiş gibi çakal bir ince sırıtması var, bak o benziyor. Evet. Ne bekliyorsunuz ki oğlum bu etkinlikten? Ya senede bir yapıyoruz işte falan gibi. Yok be oğlum diyecek. Yok işte böyle şey. Yok be. Türkiye'de böyle biz çalışıyoruz abi. Güzel oyunlar yapmaya çalışıyoruz. Ya abi bir şey diyeceğim. Bu Geoff artık şeye dönmüş abi. Baya Türkiye'de en büyük ajansların sahipleri var ya böyle. Ajansa geliyorlar böyle, odalarında figürler falan var. Ona dönmüş işte. Full reklam yapıyor sadece. Aynen. Partnering with Twitch Rivals. Asla gidemediğimiz bir etkinlik, asla alınmadığımız bir etkinlik, sadece belirli insanların alındığı bir etkinlik. Bir şey soracağım. Madem buradan Jeff'e bağladınız beni, açayım mı bir tane
gaming event başlatayım mı? Kendi kendimize yapalım burada Türkiye'de. Başlat hadi bir board game jam. Corona Fest ha? Corona Fest böyle aynen. Arka tarafta böyle bir tane de şey Visual VFX Studio bulursam şöyle gireyim orada kendi kendime sunayım. Şimdi Kojima'ya bağlı, yerli Kojima'ya bağlanıyoruz. Mert'i arayayım. Ayva koyunca yaptık bahsettim. Geçen sene ya. Geçen sene kalk geldi yaptık onu ya. Japonca bir de konuştu. Bak Yunan zaten sahnede de Aydan diye çıktı az önce. Evet evet. Şey, Aydan Türk mü oğlum? Aydan ne ya? Aydan diye Aydan. Adam var. Beşinci adam Aydan. Vardır abi. Vardır. Aydan mı yoksa? Bence Aydan'dır. Çok Aydan'a benzemiyor orada kimse çünkü. Arkadaşlar video oynatmasını 2 çarpı yapabilir miyim sizce? Yapabilir miyiz? Olabilir mi böyle bir şey sizce? Sinongen hoş geldin 3. ayında. Ne yapacağız? Yok bana diyorlar abi boşver. Bunlar çok alıştılar abi. Sürekli bir video izlediğimiz zaman 2 çarpı yap diyorlar hızı. Her bokta. Ben de çok sinirleniyorum. Yaşlı olduğum için ben 2 çarpı hızlı bir şey izleyemiyorum. Minik çok sağ ol. Hadi bakalım. Aha. Bu da kilo vermiş daha iyice, değil mi? Herkes kilo vermiş. Abi işte korona tabii evde oturmaktan sıkılıyor millet. Her şeyi böyle açıklayacağım bugün. Bu da fake attı ha. Ne diyor yani? It kind of sucks to be a, you know, lonely background character on an endless walk cycle. So, hoş geldin Can. Here's one of those world premieres. Hoş geldin kardeş. Look at our cast on the big screen this August. And honestly, it's been so long I can't even remember who's even in this movie. I didn't say that. I'll cut that out. Yeah, I'll do it right now. My name is Guy. I thought I had everything I needed. Ha, film gösteriyorlar. Ha, NPC canlandırıyor bu herif. I met her. Put these on. Ay çok enteresan ya NPC'yi. Ben de hoşuma gitti konsept. Kimin evinden kamyon geçiyor? Yiğit'in dışarıda. Haa. Geldi. Bitmedi mi bu oyunun modası ya? Bedava abi. Bedava oyunun modası biter mi? Bak mobil tuşlarıyla tanıtıyorlar zaten direkt bu sefer. Ooo, Wild Kozmetik geliyor mu? Bir dakika pardon ben yanlış anladım. Achievement'lar dönemi. Ya ama biz bile bile girdik bu sefer yani. Gaming Awards'u yapan ekibin bir sonraki yayını geliyor dedik ve girdik. Farkındasınız değil mi? Standart. Ha yani. Hadi bakalım. Ah be abi. Last year you may remember the very rare Jeff Keighley mask was available as a Twitch drop around the Game Awards. Never to be seen again. Keighley mi? Knightley değil mi ya bu adamın soyadı? Keighley. Jeff Keighley. Keighley. Aa Keighley'miş gerçekten. Keighley gibi bir.
Jeff Keighley. Jeff Keighley. Jeff Keighley aynen. Aa. Evet arkadaşlar, Twitch'ten bizi izleyenler lütfen Among Us maskelerini alsınlar, kaçırmasınlar. Jeff Keighley maskelerini. Among Us maskelerimizi almayı unutmuyorum sevgili arkadaşlar. Gaming'in en büyük eventi. Shuhei Yoshida. Hi Shu. Thanks Jeff. Hi everyone. Çok severim bu abi. Head of PlayStation Indies. What I love about working with independent developers are the new and unexpected games that they create. Bak işte Tuna Japon İngilizce konuşuyor, bu kadar oluyor Max. Tertemiz abi. Yani Kojima hala öğrenemedi abi. Abi tertemiz mertemiz değil adam, yani PlayStation'ın başıydı yıllar önce, hala One Pulse diyor ya. Yani. Tamam, ihtiyacı yok abi, bu kadar yeter. Bizim gençlerimize de bu lazım. Bu kadar konuşun yeter. Yeter ki konuşun. Bunu yapacağını işte ana dilinde korusun, alt yazı koysunlar abi. Yani. Ama sonra anlamıyor işte gençler. To publish their new game Chicory, a colorful tale. Chicory released today and gives players the chance. Oh, ben de aldım 10 bin liralık PlayStation 5'te oynayacak oyun arıyordum. Çok iyi oldu vallahi bunu gösterdikleri. Artık Chicory'yi oynarsın abi. Chicory. Aynen aynen. Tamam. Artık bağımsız Chicory oyunlara desek. Abi ya 8 bin hızında SSD koymuşlar abi 10 bin liralık makineye. Ben de ne oynasam diyorum, Chicory oynayacağım. Tamam çok iyi ya. Oh, ben de diyorum PlayStation 5'e boşa mı 10 bin TL verdim diye heyecanlanıyordum. Sabahlara kadar Chicory abi. İyi iyi. Allah Chicory'den razı olsun. Evet. Boşuna almamışım konsolu valla. Sinogen 3. ayında atanmış başkan, 5. ayında hoş geldiniz. Onun 5000'ini biliyorsun devletimize verdin abi. Onu ben bilmem. Şu hüyeye sayma. Chicory çıkarıp oynarsın. Çıkarıp çıkarıp. Neyse artık Jigubugle oynarsın abi. Oh, iyi ki konsol 10.000 TL vermişim. Oh Elden Ring. Bak bak ne güzel oyunlar geliyor. Oh be, 10 bin liralık PlayStation'ım olmasa nasıl oynayacaktım bu oyunu? Ne bu? Bak Obliterated. Obliterated diyor bak. Salt and Sanctuary mi? Ha bu, ha. Çünkü PC'de var, bağıracaktım az az. Adakulos teşekkürler. Tuna abiye sen söylüyorum demiş, bir Buck Junior olarak. Oh selamlar. Bu Salt and Sanctuary mi bu? Onun yapımcılarından yeni oyun, Dragon Ball. Daha ismi gözükmedi oyunun. Ant Mages abi galiba adı. Yok, büyücüleri abla diyor. Yok yok, adı Ant Mages abi. Ant Mages. Ant Mages olsun bunun adı bundan sonra. Evet evet, öyle bundan sonra. Çıkarıp çıkarıp. Çıkarıp çıkarıp. Kill Enemies abi. Kill Enemies bu oyunun adı bundan sonra. Kill Enemies with Edge. Kooper lokal modül abi bunun adı bundan sonra. Tamam canım. Evet, tamam ilk seferde güldük hadi. Evet evet. Evet bok çıktı. İsmi çok tırt olacak bunlardan sonra var ya. Bu arada evet. Kill Mages çünkü iyi bir isimdi lan. Salt and Sacrifice. Salt and Sacrifice. Wow motherfucker. Bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten Kill Mages daha iyiydi. Evet evet. Kill Mages. Ant Mages, Kill Mages. Evet. That's not all today diyor adam. Ulan ne gösterdin daha sen? Warzone'a DLC gösterdin, Kojima ile sohbet ettiniz, kutu gösterdiniz. Literally kutu gösterdi Kojima, farkındasınız değil mi? Kutu. Ha, dur bak, Yiğitcan Erdoğan'ın en sevdiği firmadan oyun geliyor. Kim? Annapurna oğulları. Ne yaptılar ki, ben bunları çok seviyorum. Ben seviyorum bunları valla. Översin hep bunları sen. Hep de benzer oyunlar yapıyorlar bunlar. Annapurna oyununu görünce tanış. Biz bunu izledik lan. PlayStation 5 lansmanında yine PlayStation 5 eksklusif sandığımız ama asla eksklusif olmayan oyunlarından bir tanesi daha sanırım. Benim neyi yaptı Annapurna başka? Evet. Abi Annapurna hikaye odaklı Sayonara Wild Hearts şey vardı. What Remains of Edith Finch onlarındı. Sen bir bak, zaten genel olarak şey yapacaksın ya. Seveceğin oyunlar var onlarda. Bakıyor nasıl lan Yiğitcan? Abi. Pardon abi, sert bir rüzgar estiği için mute'daydım. Bakü nasıl? Bakü bayağı güzel abi. Yani şehrin merkezini falan bayağı sevdim. Parklarında pulsuz Wi-Fi var. Çok iyi oyunum vallahi. PlayStation 5'te ne oynasam diyordum ben de.
Abi sen de hiçbir şeyi beğenmiyorsun ya. Ne yapayım oğlum? Most Powerful Console diye sattılar, bekliyoruz işte. Verdim diyorsun o kadar parayı. Aynen öyle. Verdim parayı, oynayacağım oyunu. Chivalry 2'yu tanıtıyorlar, yaşasın. Geçen hafta yayınlandı, herkes oynadı oyunu. Ben bunu download'a koymayı unuttum lan, kodu gelmişti bunun. Yok mu birbirimize düşmemiz şuralarda? Aa, Chivalry 2 varsa sen de girelim. Döverim yalnız ha. Dövemem bu arada. Dövemeyeceğim için döverim diyorum. Yani dövebilirsin abi. Dövemeyebilirim abi. Var mı şimdi hala bu? Ortaçağ, Avrupa Ortaçağ estetiğine var mısınız hala? Ben biraz ben seviyorum abi ya. Ben hala seviyorum. Biraz böyle daha Warhammer'ımsı olduğunda, hatta birazcık abartıldığında daha da hoşuma gidiyor. Mesela bu oyundaki hali hoşuma gidiyor yani. Gerçek ortaçağ evet. Böyle değil ki, değil ya çünkü. Bu böyle daha bir evet. Hayalimizdeki Age of Empires'ımsı ortaçağ. Wow. Evet. Ay, for... Ne? Adam kolsuz. İnanılmaz. Yani... 64 kişi oynanabiliyormuş. Abi şu Mountain Blade de oynanıyormuş o kişi yani. Evet. Bunu da arkadaşlar, ustası o kadar iyi oynuyor ki bu arada mahvoluyorsunuz, aklınızda olsun. Tabii tabii, hepsini öyle abi. Geçen Mountain Blade'e girdim ben de. Ha. Abi yok. Ben kılıcı savurup mızrağı sallayana kadar hayatta kalamadım yani. Bunları öğrenenler harbi harbi düellocu ya. Evet. Evet, giriyorsun oyuna, herkes senden daha iyi oynuyor. Dayak yiyip çıkıyorsun. Mordau da öyleydi işte. Mordau oynadım ben ya. Eğlenceliydi. Ahmet Faruk 1. 6. ayına girmiş. İsa Ozan Kösem 2. ayına girmiş. Nadir Eren Ayar 4. ayına girmiş. Semih Köseoğlu yeni destekçimiz olmuş. Hoş geldin. İbrahim Öcal 9. ayında, hoş geldiniz. Az reklam, çok reklam yani böyle bir... Abi bak bu, işte artık bu, biz buna bir şey demeyelim. Bu adam bir önceki etkinliği de reklam etkinliği yapmıştı zaten. Merhaba. Ama bu yani. Reklam etkinliği gibi abi yani böyle bir... Tabii. Her şeyin arasında şey falan giriyor artık böyle. Yani reklam arası sunum izliyor gibi olmaya başladı olay biraz. Tamam, bu adamın şeyi o işte, formatı. Yani rap müzik dinleyip rapten rahatsız olmak gibi bu adamın şimdi reklamına kızmak. Ay. Sen de doğru diyorsun. Artık bunu kabullenelim. Bu ne lan? Yani. Bu neydi ya? Bu neydi lan? Bu neydi oğlum? Valorant diye bir oyun var dediler. Böyle Valorant'ta maske geliyor abi. çıkarıp oynasın. Vizör geliyor abi Valorant'ta. Oğlum Valorant'ın net 1 saniyelik reklam alacak parası varmış ve 1 saniyelik reklam almışlar. Allah Allah. Bu ne? Hadi bu ilginç bir şey olabilir mi? Olmaz. In the past there were cities. Abi yok, ilginç oyun da yapmıyorlar artık işte yani, anladın mı? Evet. Hadi ilginç bir şey yapalım, hiç kimse demiyor. Ya bu seviyede kalmadı abi, Triple A işte bu. Yine yıkık sokaklar. 4 kişi zombilere karşı bakıyoruz. Aynen, there were people with guns going around in ruined city. There are guns, there are people. More guns. More guns. They went too far. They went too far and too late. Acaba bu sefer dünya aynı sikmiş. Choose your own post-apocalypse. Ne diyorsunuz? Zombi mi, hastalık mı? Siyasal İslam. Biz buraya politika dinlemek için gelmiyoruz. Mert Günhan'ı severdim ancak. Yeter artık, yeter. Anladık, belgesel izliyorsun. Anladık, politika yayınları yapıyorsun. Bir şey soracağım. Bu FPS trailer'ı çekmekte de bir sıkıntı var galiba globalde ya. Zaten video oyun trailerı boktan bir şey ya. Az önce yani evet gerçekten abi. Gözünüzün önünde bir oyunu Andy Samberg oynuyor diye tanıttılar. Bana ne abi Andy Samberg'in oynamasından? Bir oyun hangi oyun tanıttılar ya öyle? Samberg'in. Ya video, Borderlands'ın fantastiğini yapmışlar. İlk onu duyurdular. Ay onu görmeliydim. Borderlands yerine Wonderlands yapmışlar. Wonderlands. Borderlands yerine Wonderlands abi. Evet abi. Yani inanamadım. Like Borderlands. Tamam. Evet. Gördünüz mü? Headshot attı adama. Hey. Dürbünle zoom atıp headshot atmak gelmiş oyunlara. Duvar kırma gelmiş. Duvar kırma yine nispeten az oyunda var. Hadi okey. Ne bu abi? Ne istiyoruz? Fear 4. Keşke. Abi baba bak, biz anlamıyoruz diye böyle yapıyoruz. Anlayanlar şey falan diyor burada büyük ihtimalle. Hey dostum, şu kırlaça bakar mısın? Sikim kalktı ha? Falan diyor böyle büyük ihtimalle. Sanmıyorum ya. Aman tanrım.
Kanka bu yani en iyi FPS ever şu ana kadar. Bu ne ki bu? Hayır Escape daha dün Battlefield, daha dün Battlefield fragmanı düştü yani. Ha Escape from Tarkov. Okay. Şeyden çıkıyor herhalde artık. Early Access'ten falan çıkıyor herhalde. Ivır zıvır. Hayır bir de gereksiz uzun ateş etme sekansları falan böyle yani. Hani hiçbir feature de göstermedi ki hiçbir şey. Bu Escape from Tarkov'u ben biraz biliyorum. Bu böyle bayağı Army Simulator yani şey. Evet evet. Silahlar aşırı yani. Detaylı, hasarlar gerçekçi falan. Ama bunu fragmanda anlatabilmişler. Hayır. Evet, fragmanda hiç feature'larını göstermemişler oyunu. Sevenler çok seviyor bu arada. Bizi birkaç küfür ediyorlardı şu an işlerinden. Escape from Tarkov'u sevenler. Ben bunu oynadım. Yani. Oynadım ve hani şey gerginliğini seviyorum. Gerçekten böyle tripli bir FPS oyunu. Ama abi yani game design wise çok sıkıntıları vardı ve devam etmedim o yüzden. Abi ben oynamadım çünkü oyunu hiç Steam'den satmadılar ve oyun 500 lira her zaman. Yiğitcan iyi misin lan? İyiyim iyiyim. Hayır hayır şu an öne heyecanlandım. Ne oluyor? Ha tamam. The Theme Hospital'ın ikincisi. Şey, Two Point Hospital 2 bu. Bir şey söyleyeyim mi? En azından ilginç bir şey görüyoruz arkadaşlar. Eğer mobil oyun çıkmazsa. Yok ya bu böyle üniversite... Two Point Hospital 2 bu ya. Ha, Team University falan mı böyle hani? Aynen, Two Point University falan herhalde ya. Çocukları silahlandır, mezuniyet oyunu kazan. Üniversite online. Zalim bir rektör halkına kan ağlatıyor. Aynen aynen. Sağ sol çatışması yarat, öğrencileri böl. Zalim bir rektör çan eğrisini genişten alıyor. Polisi içeri sok, sivil savaş başlat. Kulüp etkinliklerinin bütçesini kız, oyunu kazan. Üniversite online. Ne bu ya? Two Point Hospital'ın işte diyorum ya abi. Şey, Two Point Campus falan işte ya. Öyle saçma sapan bir şey çıkacak. Sen şeyden anladın, Art Direction'dan anladın onu değil mi? Evet. Aha. Niye saçma sapan? Ben çok seviyorum bu oyunları. Yo bu arada çok keyifli. Two Point Hospital da keyifli. Ben Team Hospital'ı da çok eskiden oynardım çünkü. Bullfrog'un yaptığı dönemde. Ben seviyorum abi bunları. Ben bir şey diyeceğim. Kayyum Rektör geldi. Kayyum Rektör ata bonusları kır. Yökü hükümete bağla, ülkeyi bitir. Kampüs online. Hakikaten Two Point Campus'tan herif tak diye adını bile söyledi ha. Helal olsun. Bu Tuna Pamir'de işi var arkadaşlar. Yok be, benden de bizim chatte yazdı bir tanesi. Ben Two Point University falan dedim. Arka tarafta Campus diye biri yazdı. Oradan düzelttim ben de. Güzel hemen de. Ben seviyorum, ben de çok severim. Ben böyle peyzaj oyunları çok severim ya. Peyzaj gaming. You can expect the first clip of the Cuphead show, which spoiler alert, this show is going to be an absolute. Cuphead'in dizisi mi geliyor? Evet, Cuphead. Cuphead şu af şekilde çok çizgi filme benzediği için Cuphead'in çizgi filmini yapıyorlar. We might also have updates on The Witcher and the live action Resident Evil series. Aa, arka tarafta bak Resident Evil live action. Haydi bakalım. LARP'lar morp'lar. We aren't done with Netflix just yet though. Coming up next is Smite, a cross-play, cross-platform game that continues to do some pretty amazing crossovers. Ay beni götten sikin artık yeter. Allah Allah. Avatar the Last Bender one. Well, as Smite enters its ninth year, it's time to go upside down. Hakikaten. Oyun diye geldik Stranger Things çıktı. Bir saniye sonra kapanırsa yayını kapatacağım. Şey ya bu. Bir tane oyun var ya. Evet. Bir tane şey, oyun abi. Ya bir tane hatırlamıyorum oyuncusunu. Until Dawn muydu? Dying Light miydi? Aynen. Yani şey yapıyorsun da 5 kişi 10 kişi oradan oraya adamlar seni kovalıyor işte. O oyun. Yok lan Smite'a Stranger Things skin'i geliyor. Ha Smite'mış. Okey ben daha iyi bir oyun zannetmiştim açıkçası. Bu Smite mobaların Beşiktaş'ı gibi bir şey değil mi? Ankara gücü lan. Ha öyle mi daha mı? O şampiyonluğu evet. Da yok yani. Tabii. Abi ya ne izliyoruz gerçekten Geoff Knightley yani. Ya adam iyice yani şey yapsın, penisini ağzımıza soksun. Yeter yani hani onu daha iyi. Kanka senin niye bu adamdan seksüel bir beklentin var bu akşam? Evet her şeyde bunun da cinsellik yani. Mert Günhan'ı severdim abi, ama... Ha benim yok, onun var belli ki yani. Belli ki bizi sikmeye gelmiş buraya. Yani o yüzden diyorum. Allah Allah.
Mert Gün'ün oyunu. Ya sen de her sarışın uzun saçlı adam görünce Mert Gün'ün oyunu deme artık. Ama eli de farklı renk. Ooo Mert Gün'ün mafya hali mi? Hep Mert Gün'ün oyunu. Saçmalama. Hep Mert Gün'ün oyunu bu arada. Devil May Cry meets Final Fantasy. Bilmiyorum belki de olabilir. Baksana şu Mert Gün'ün protagonisti. Tam bir Mert Gün'ün protagonisti. Hayraz biseksüel, hoş geldin. O ne ya? Bu ne lan? Abi bizim Banner Lord falan da girdi araya. Bir dakika, Allah karışıkmış Allah. Arkadaşlar görüntüler. Spesifik oyun neymiş bu? Hey kids, we have games. 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 Games, we have games, bro. Games. Is that who you are? Are you a gamer? My purpose makes me who I am. Games. Our games. Bağırarak uçurumdan düşüyor bir yandan. They took our games. Yeah. Games, üf. Man. Üf. Yeah. Of. Abi Kingdom Come Deliverance bitirdi mi ya? Of, dolme. These games will make you come. Üf, so hard. Iron Harvest. Of, Bannerlord. Oh, Elden Ring. Çok kötü. Prepare to get fucked. Ya bu ne ya? Bu ne abi? Prime malzeme sundular bize. Ne bu? Yayıncılar herhalde. Artık yayıncılar da kendi reklamlarını yapmaya başlamış. There you have it. Prime Matter, Payday 3-2, and there is actually one more game added to the mix. And for that we go to Todd Holland's head from Saber. Oğlum adam demiş ki sizin oyunlarınızdan parçalar göstermek istiyoruz. Literally herkes 5'er saniye video göndermiş. Ve bunlar oradan karışık bir şey yapıp önümüze koymuşlar. Ay. Aa, Painkiller. Oha. Ama o kadar. Oha bu ne böyle? Bu logo gelme olayı ne? Yeni başladı. Bu herif dolandırıcı lan. Arkadaşlar. Evet evet. Arkadaşlar come on, bu herif dolandırıcı. Bakın bir abi, saniye Valorant'tan sonra iki saniye Painkiller gösterdi az önce. Jetmail'i mi? Painkiller'ı Painkiller gösterdi. Jetmail'i farkındasınız değil mi? Yani sadece artık şey fragmanı vardı ya, Elder Scrolls 6'nın şey fragmanı vardı ya, logo fragmanı. Bu artık yeni level, bu artık font fragmanı. Evet. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bak bu herif herkesten birer ikişer saniye görüntülenmemiş, görüntü dilenmiş sene boyunca. Amazon Prime'dan da Allah bilir 50 bin 100 bin dolarlık şey kapmış sponsorluğu. Evine buradan ekmek götürüyor. Bu dolandırıcı bu ha. Geoff Knight'li dolandırıcıdır. Hashtag açmayın şimdi. Ama bu ne ya? Dolandırıcılık lan bu. Abi 4 kişi zombiler işte. Yine yeter yeter. Allah belanızı versin be. Yeter. Hayır. Lan. Şimdi desen ki Geoff Knight'li bize yeni oyun göstermedin. Diyecek ki gösterdim. Ama oğlum, bir saniye bir saniye gösteriyor. Hayatımda gördüğüm en kötü silah. Bu herhalde. Bu ne oluyor? Bir şey diyeceğim. Bizim Türkiye'de gençler bunu 10 katını yapıyor. Arkadaşlar bir haftaya şunu yapar mısınız ya? Vallahi bak ben pazarlayacağım. Bir şey diyeyim. Sadece bana sikko gelmedi mi? Sikko bu. Hayır çok abi. Kötü abi. Yani ben şunu yapacak şunu yapacak gençlerimiz var ya. Bu ne ki yani? Ana kurusu. Buna bir tane baba kurusu yapacak gençlerimiz var bizim. Ben inanıyorum abi buna. Neyle neye ateş ediyorsun belli değil oğlum oyunda. Ya artık bu bayağı şey gibi oldu. Bizim artık bu etkinlikleri bence daha izlemeyelim. BAFTA dışında. Çünkü bu It's Always Sunny in Philadelphia bölümü gibi bir şey oldu abi artık yani hani. Öyle diyorsun ama az önce Kojima kutu gösterince meme hoşları da sertleşti ha. Ama göstermedi ki abi, ama göstermedi evet. Göstermedi. Göstermedi. Amazon Games set on the supernatural island of. Aa, Prime Gaming'in sponsor olduğu etkinlikte Amazon Gaming oyunu ha. İnsan beklemiyor böyle bir şeyi. Ama işte şey dedi başına, rivalry'leri bir kenara bıraktığımız bir etkinlik falan filan gev gev yaptı. Hey, you can be a X guy, a sword guy. And you know, magic guy. Bir de arrow guy da olabiliyorsun. Yeah, you can actually shoot arrows. 6 of these expeditions will be at launch with the closed beta on July 20th and the public launch on August 31st.
I will also be down at the studio to chat. Bu MMO'lar da artık ne yapacaklarını şaşırdılar. Efforts over the past year in the midst of COVID. It is exciting for me. Finally able to get out there and visit games. Bak abi yorum geldi chat'ten, diyor ki Geoff Keighley oyun dünyasının Acun'u. Biraz öyle. He wishes ya. Yani. Abi Acun da değil ya. Acun en azından bir şeyler yapıyor arkadaşlar ya. Acun program yapıyor oğlum. Acun Yunanistan'a Survivor falan sattı bu. Adaya madaya birilerini götürüyor arkadaşlar. Geoff Keighley yani. And now they are back. Geoff Knightley'nin ayarındaki insan kimi versem suç olacak. Jet Fadil falan. Çiftlik Bank. Banker Castelli. Harbiden Banker Castelli amına koyayım. Ney? Araba reklamı geldi. Evet, araba reklamı geldi abi. Yo. Ne bu? Pontiac. Ne, ama neye eklemişler? Dying Light 2'ye mi atıyorum? Rocket League ya. Mr. Johnson, what kind of music should we play? Yeah, give me some Rihanna, bitch. Come mia, maka mena, oh yeah. Siki ma bella, oh. Ha, Fast and Furious arabaları mı ekleniyor Rocket League'e? Mami. Aa, ne kadar kötü fragmandı yine. Oğlum bu ne? Standartları düşürmüş Jeff. Yani şey bölümü gibi bir şey ya. 40 saniye üzerine reklam olur mu? Yok, bu demiş ki yani bu geçen ben bir tane yayın yaptım. Bu Türkiye'den de 5 tane çocuk ağzıma sıçtı. Ben şimdi öyle bir şey yapacağım ki çocuklar söyleyecek şey bulamayacak yani falan gibi. Challenge olarak almış geçen yayınımızı yani. Aa, gel Günhan, World of Darkness Battle Royale geliyor. Vampire the Masquerade Universe'de değil mi? Tabi. Vampire the Masquerade'in yeni oyunu geliyor, Battle Royale. Aman tanrım. Çok lütfen şey, evet. Bu da bu arada YouTube'daki video, yeni bir şey yok galiba. Ha yok, pardon, sokak varmış. Sorry. In-engine alpha footage. Evet, inanılmaz erotik gece kulübü. Ay öf, ay. Sert yürüyüşler seni de heyecanlandırıyor mu? Abi bir şey söyleyeceğim de abi, bu Vampire the Masquerade de böyle bir şey değil ha. Bak buna Sungur da katılacaktır. Bu kadar lame bir şey değil yani Vampire the Masquerade. Yo yani abi, herkes kendi yorum diyor. Sen lame birisiysen senin için lame birisidir bu oyun. RPG sonuçta. Bunu okuyan çocuk da böyle hayal etmiş kafasında. Oğlum ama bu böyle hayal etmeye Cyberpunk 2000... Evet Cyberpunk 2077 gibi bir şey yok. Bu ne lan? Bu ne lan? Masquerade ne oldu kanka? Yok abi Masquerade falan. That was old grandpa. That was the old way. Now we have only fucking ass shit. Oha. Vampire the Masquerade kanka, oyununun en önemli parçalarından bir tanesi Masquerade arkadaşlar. Vampir olduğunu belli etmemek. Mesela sokaklarda ışık atarak, zamanı yavaşlatarak gezmemen gerekiyor. Çatılardan falan yanarak inmemen gerekiyor mesela. Oğlum bunun ne alakası var Vampire the Masquerade'le? Abi oyunun zaten isminde iki kelime var. Vampire ve Masquerade. Masquerade'i koymamışlar. Vampire da yani... Ha yok, Bloodhunt'mış işte bak. Masquerade yıkılınca neler oluyor? Arkadaş bana gelmiyor. Ya ben biraz sinirliyim ya, baya yani tansiyonum çıktı biraz, ciddi. Ha? Neye sign up olacağım? Available on July 2nd. Bloodhunt will be released later this year. Next, the latest horror game series from the creators of Until Dawn. Ben biraz fazla sinirleniyorum. Horror game. Horror. Dün şeyi izledim. Guerrilla Games diye 5 saatlik bir yayın var. Sadece indie stüdyolar indie oyunlarını tanıtıyorlar. İki tane sıkıcı oyun görüyorsak bir tane ilginç oyun görüyorduk abi. Indie stüdyolar ya çünkü tuhaf şeyler yapıyorlar. Burada çer üstüne çöp görüyoruz sürekli ama. Bu ne, Man of Medan mı? Horror game. Şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. O Chikorita mıydı neydi? O oyun haricinde bir gameplay de görmedik abi yerde. İki tane FPS gördük. Bir çok berbat FPS gördük. Bir de şeyi gördük. Tarkov. Shall we see how many have fallen into shadow? Satellite sweeps of the war zone have uncovered what appears to be an underground storage facility. But I strongly suspect. Bu da şey arkadaşlar işte, Until Dawn falan var ya, oradan oraya yürüyüp X'e yuvarlığa basıyorsun. Dark Picture Anthology. Çoktan seçimli hikaye sonuçları falan oluyor. O. İki episodu yayınlanmıştı, bu da üçüncü episodu.
Bu meraklısı bunu sever. Siz hiç oynadınız mı bilmiyorum. Biz Ceren'le oynadık bir ilk kere. Ben de hiç yok bunlar abi ya. Ha böyle Netflix dizi bölümü gibi hani açacağım bir saat iki saat oynayıp kapatacağım tarzı. Yani iyi desen süper iyi değil, kötü desen kötü de değil. Arada bir iş yer bunlar. Adamın gözünden içeri girdim. Bunlar tam Twitch yayıncısı oyun. Evet tam bu arada. One by one, their lights will be snuffed out. Unless you can find the means to save them. Ah, şey diye oynayacaksın bunu böyle. Ne oluyor şu anda? Ne oluyor arkadaşlar? Chat ne oluyor şu anda? Chat ne oluyor şu anda? Ne oluyor abi? Ne oluyor? Ne oluyor? Ya ben hakikaten çok böyle şey yaparak izliyorum abi. Yani böyle. Ya bir şey bulayım ya kendime. Bana böyle bana dokunan bir şey bulayım diye bakıyorum. Yok abi bulamıyorum ya. Evet. Can Sungur bunu PlayStation 5'e aldı şu anda. Aa PlayStation 5'e. İyi bari ben de PlayStation 5'te ne oynasam diyordum. Steam'de satıldığının 4 katı fiyatını alıp ne oynayabilirim diyordum. Steam'dekinin 4 katı. Bak o 10 santimlik figür de veriyormuş yanında. Aynen. 10 santim yetmez. En az bir 17-18 santim olsaydı daha çok keyifli olurdu. Aynen. Alıp çıkarıp çıkarıp severdin değil mi ondan sonra? 10 santim kesmiyor beni ne yapayım? Yani arkadaşlar bu etkinliği sizinle yaptığım için mutluyum ama yani etkinlikten mutlu değilim. Yo bu bizim bir şeyimiz olacak. Jaws Knight'li bakalım bu etkinlikte ne sıçacak artık bizim bir şeyimiz evet, olsun yani anladınız mı? Bu ekibin. Evet evet. Bu ekibin bir şey olsun bu yani. Evet. Keşke Tancan da şarap ve peynir yemeseydi de yanımızda olsaydı. Tancan doğrusunu yapmış bu arada. Farkındayız değil mi? Evet. Tancan was right. Oo Mert Günhan oyunu. Ha evet abi Mert Günhan oyunu. Ha. Evet evet. Ulan hakikaten Mert Günhan oyunu bu. Ya bir dur be oğlum ya. Belki değildir ya. Bir dur ya. Bir bakalım. Saçmalama. Bak ha şu kıza bak. Kız mı oğlan mı belli değil. Kesinci Mert Günhan oyunu. Oha sen ne diyorsun? Ben beğendim bunu ha. Bak kız bayan mı bey mi bilmem ama hoş. Can Sungur. Can Sungur böyle sever. Yasaşın Rule 34. Can Sungur'un fragile heteroseksüelitesi şu anda şey yapıyor, titriyor. Yok, heteroseksüelitem titriyor oğlum. Ne olacak? Acaba çekmeli miyim, çekmemeli miyim? Ay oğlum başroldeki herifin herif olduğu aşırı belli mesela. Ama arada karada yapıyorsa kendini, orada artık sarar sana kalıyor yani. Tercihi sana bırakmış oradaki karakter. An Sasuke geldi lan. Sasuke! Naruto! Arkadaşlar size üzücü bir şey söyleyeceğim ama Mert Günhan yaşlandı. Bu bile Mert Günhan oyunu değil artık. Evet, bu daha ziyade 16 yaş Mert Günhan'ın oyunu, 19 yaş Mert Günhan'ın oyunu. Evet, o da büyük bir it yani bu arada. Yeah, I have a big ass sword and some yani bak, bir kılıç demedim, benden önce söylediniz. Bir kılıç gibi saçma kılıç gördüm biliyorsunuz ben de bir diğer bu Tales oyunuymuş, bu Tales oyunuymuş bu arada herhalde. Tales oyunları sik gibi oluyor genelde. Aa, Küçük Prens. Allah Allah. Aa, Le Petit Prince ya. Le Petit. Le Petit. Le Petit böyle bir sikme taşa bak. Allah Allah. Peki ne oluyor şu anda? Ha. For Summer Game Fest, we have a special announcement for you. That the console version of Sky Children of the Light would arrive to Nintendo Switch on June 29th. Ha bir tane oyuna Le Petit Prince DLC'si geliyor galiba. Oğlum Küçük Prens böyle buraya düştü mü ya? Ya Death Game Company sonuçta hani çok gömmek istemiyorum ama Sky'a entegre olmuş. Okey. Allah Allah. Sen bu arada Dead Game Company'nin yeni bir oyun yaptığını bilmiyordum ha. Acaba Joker 2 ne zaman duyurulacak? Tuna Pamir, ben yayının başında bu adamı sana benzettiğim için öncelikle senden özür diliyor ve bütün benzetmemi geri alıyorum ya. Teşekkür ederim. Ben de buna inat daha iyisini yapana kadar durmayacağım. Ha, ama öte yandan hani sen Civilization'larda bizi çekmeye hazırlandığın sırada Tuna sen bizi çekmişsin diyoruz da sen yok be diyorsun ya. Geoff Knight'te de aynı surat ifadesi var işte anladın mı ne açıdan benzediğinizi? Geoff Knight'te de şöyle sunuyor. Geoff Knight'le oyun etkinliği mi yapıyorsun? Yok be. Anladın mı? Ya arkadaşlar ben şunu anladım bu etkinlikte. Aha, gerçekten dur, bir tane şey, güzel bir şey. Kadın
İlginç bir şey var, dur. Merak etme. Yok yok değil bak. Dur, ilginç bir şey var. Ümitlenme. Nokta ilginç olabilir gerçekten. Seçilmiş güzel bir art dili var, o kesin. Evet evet. Ben diyorum bir güzel kadın bir evente bedelmiş. Ama bak bu fragman şimdi bunun sonunda büyük kafalı üzgün çocuk sağa doğru ilerliyor ve puzzle çözüyor çıkarsa üzüleceğim. Yok, yukarıdan bir şey düşüyor oğlum. Oğlum bence şey de çok komik ya o konuyla ilgili. Limbo'yu yapan ekip de Limbo'dan sonra Limbo dışında başka hiçbir oyun yapamadılar ya, sürekli Limbo'yu yapmaya devam ediyorlar. Limbo'da kalıyorsun abi. Yapacak bir şey yok. Aynen. Ooo Hadi ilginç oynanış. Hadi ilginç oynanış. Günhan oyunu ya bu. Yok yok, bu İlkan Erdoğan oyunu. Ulan Civilization'da Cities Skylines'den başka bir oyun. Painted Adventure. Okey, iddialı hareketler bu. Evet, bu arada Yiğitcan Erdoğan bayağı Europa Universalis 4 bir adam artık Günhan. Sen o kafandaki ağlayarak oyun oynayan Yiğitcan Erdoğan imajını nereden kapıldın onu da bilmiyorum. Oynamıyor şey diyeceğim lan. Oyunlar. Europa Universalis oynamaz, o şey oynar. Daha böyle Humankind. Daha abi böyle yemin ediyorum Limbo çıktı ya. Evet ya. Yine büyük kafalı çocuk üzgün sağa doğru ilerliyor. Başka dünya macerası. Another World'un yenisi bu abi. Bunu Twitch'te oynayacaklar, sonra şey diyecekler. Arkadaşlar ne kadar da duygusaldı, depresyonla ilgili ne kadar güzel bir metaforik anlatıydı değil mi? Yani sen bunu anlamadıysan hayvansın, tamam mı? Onun depresyonla mücadelesini ve acıyı proses etmesini çözememişsin demektir. Böyle Twitch'te böyle yayıncılar var mı? Metaforik anlatı tamlamasını kullanabilecek hiç kimsenin. Sen varsın lan bunu yapabilecek. Konuşması dışında var olduğunu zannetmiyorum abi. Yok, ben yayıncı taklidi yapmadım. Bu şey ya, Gris çok seven, Gris seven arkadaşlar bunlar. Ha. Allah Allah, bak Overwatch falan diyor ya. Yani bu, hakikaten bu herkesi toplamış bu sefer. Hayır, Overwatch 2 diyor. Yani işte Overwatch falan işte. Eğil oturup doğru konuşalım. Overwatch 2'de hanımların modellemeleri değişecek mi? Bütün internet bunu merak ediyor. Elimizde binlerce SFM dosyası var. Oluyor. Yeni kostümler gelecek. Gambis, takım ikon, hoş geldiniz. 11. kostüm. Ya abi neden Overwatch 2 diye bir şey var? Ben bunu anlamıyorum. Overwatch 1'e... Evet, çok saçma bir hareket. Ek paket niye getirmiyorsun? Parayla sat onu, expansion'ı. Hayır, bir de yani bir şey diyeceğim. Bu bu dersi vakti zamanında EverQuest 2'yi çıkartıp eline alınca almıştı yani zaten. Çıkartma abi, online oyunda ikincisi çıkartılmaz işte, yenisini yap koy. Yani yeni patch yap, koy içine. Ligi var abi, Overwatch 2 ne demek ya? Chatte Mücahit yazmış, hayır abi direkt aynı oyun, sadece PvE modu eklediler. Ya bak işte yeni modelleri varmış bütün karakterlerin, yes be. Yes. Abi yeni modeller, yeni kostümler, single player story falan var. Oh, Elden Ring. Niye expansion şey yapmadı? Expansion olarak getir bunu, para verelim. Abi grafik engine'i değiştirdiler galiba, arka tarafta da çok emin değilim. Aynen, daha çok kaslı adam gösterin abi. Baptist'i gösterin, aynen. Mercy göstermeyin. Kardeşim. Tracer göstermeyin. Kardeşim sen ne var, Baptist'ten de hoşlanamayabilirsin yani, ne olacak? Abi, bir soracağım, burada yani, adamın web sitesinde var ya, biz burada niye bir daha görüyoruz bunları? Ama işte hayır. Age of Night'ı nereden para kazanacaktı? Ona sorduğun soruya bak şimdi yani. Bir ara Overwatch'a bir tane Türkiye'li çocuk ekleyeceklerdi, Emre falan diye. Öyle bir dedikodu çıkmıştı, eklediler mi? Emre ne lan? Sombra'nın parmakları daha da belli oluyor, Allah razı olsun. Bu kızın acayip derecede rough sex pornosu var. Anladım. The first game updated for Overwatch 2 and we can't wait to see more on the game. We appreciate you giving us a little sneak preview here. Yani sneak preview diyebilir miyiz buna Jeff? You bet, thank you. Awesome. All right. Bir noktada insanların oturup şunu düşünmesi gerekmiyor mu? Ulan Minecraft 2 çıkmamış, biz ne yapıyoruz? Evet. World of Warcraft 2 çıkmamış, biz ne yapıyoruz? Evet abi, bir de aynı firma yani. World of Warcraft, gerizekalı mısınız siz? World of Warcraft'ta 8 tane ek paket çıkarttınız orada. Ya Drist'in aksiyon oyunu geliyor işte. Buna bir ara bir 4 kişi girelim mi? Ama tarihini 300 liradan satıyorlar ve 4 kişi toplam 1200 lira masraf yapacağız bu oyuna. Buna yani bir şey söylemeyeyim, lafımı geri aldım galiba. Boş ver. Ya bir şey diyeceğim, bunlar eğlenceli oluyor. Bence girebiliriz buna. Aa, Hemel Uldures. Ne kadar kilo vermiş? Yani hemen girmeyebiliriz belki ya.
Ya bu full bir oyun olarak çıksın, bu bunu oynarız. Bence bu Hannibal Buress ya. Adam şakasıyla Bill Cosby'yi bitirdi oğlum. Kim lan? Aa, Hannibal Buress mi bu? Evet, kilo vermiş. Kilo vermiş. Aa, gözlükleri falan çıkınca tanımadım lan. Hmm, kilo vermiş, gözlükleri çıkarmış aynen. Ceket meket de giymiş ya. Gelecekmiş. Ha, Game Pass'e gelecekmiş. Game Pass'ten gireriz arkadaşlar Sea of Thieves yerine o zaman. Bu kim ya? Hala ekranda. Bitmedi. Bitmedi. Ben sonsuza kadar kadını göreceğim zannettim ya. Çok korktum. Bu birey kim ya? Can... Sigur sakin ol tabi. Evlisin. Evliyim oğlum. Soruyorum işte. Kim bu yani? Boylu da boslu da maşallah. Evet evet, bu arada gerçekten Münferit resmini görsem sana atardım yani, Sungur tam senin tipin diye. Bu oyun şeye benziyor biraz. Yüzüklerin Efendisi'nin War in the North diye bir oyunu vardı ya, 4 kişi oynanabilen, ona benziyor. Çok kötüymüş ama gülüşüm. He, bugün de sakınlar. Ember Moon. Helal. Bakayım kariyeri nasılmış. Kariyerine bakmak için girdim. Pandas Friend, hoş geldin ikinci ayında. Yasemin. Bak Emre'ye güldün, şimdi Yasemin diye kız çıktı günah. Buna da güleceğim mi? Yok. Bu ne ya? Valorant mı? Hoş geldin. Overwatch 1.5 mu? Paladins mi? Paladins. Ha, aman hep aynı oyun ya, ne bileyim. Paladins discontinue olmamış mıydı, bitmemiş miydi ya? Her yerde var. Baksana abi, adamlar aşağıda yazıyor. Bütün hepsinin logolarını koymuş abi. Hiçbir sik yoktu lan etkinlikte. Bitti mi? Yok da yani. İşte Battlefield'lara falan geldiler. Büyük ihtimalle 2-3 oyunu daha gösterip bitirirler. MTS Pro'su hoş geldin. This is the full-blown PC version of the 2013 game, and those only in Battlefield moments still hold up. Just head to gaming.amazon.com to redeem your free copy right now if you are an Amazon Prime member. And this Sunday, watch the Xbox Bethesda Game Showcase for the first gameplay footage of Battlefield 2042. Going to be really cool. All right, right now, let's take a look at another world premiere. Monster Hunter Stories is coming to the Switch in July. Ben galiba bütün problemi buldum bu oyun fuarlarındaki ve şeydeki, bu tür etkinliklerdeki. Her platforma, oraya geçtim. Her platforma bir şey çıkarttıklarında yeni oyunmuş gibi lanse ediyorlar ya abi, bütün sıkıntı bu. Evet abi, çok fena. Abi en büyük sıkıntı oyun fragmanı, oksimoron bir konsept. En Supiger'e hoş geldin ikinci ayında. Mert Günan oyunu ya bu. Yok be abi. Monster Hunter World with Anime. Ya işte ama anime olmaması lazım Mert Gün'ün oyunu olmaması. Normal Monster... Gerçi bak, bir tane yeni Monster Hunter çıkarttılar, aşırı Japon oldu, onu da bilmedim. World daha iyiydi. Ali Kutay, teşekkür ediyorum 100 bit için. Aa, şimdi konuştu arkada biri durup dururken. Aa, Digimon. Aa, Breath of the Wild attık ya abi. Ne kadar Breath of the Wild'a benziyor Art Gisa'na. Abi bir şey diyeceğim. Yani kusura bakmayın, biraz gene böyle Blizzard fanboy olarak konuşacağım ama yani sinematik trailer olsun, hikaye anlatımı olsun, ya bambaşka çağlar var abi aralarında bu adamlarla Blizzard'ın. Artık yok be abi, o da ne yani, Blizzard'ın da son 5 yıldır şöyle beni damardan vuran bir fragmana denk gelmedim. Koşup yani... koşup For the Horde, For the Alliance diye bağıran fragmanlardan çıkamıyor onlar da ya. Ama hayır, o dokundurursun. Diablo'nun fragmanı kötü müydü abi? Diablo şeyin yeni 4'ün. Yani, kötüydü bence ya. Abi yani şeyin, Lilith'in içeri girmesi, anlatması, hikaye falan bence çok kuvvetli. Ya kanka yok be. Kötüydü ya. Dedim anam geliyor dedim ya. Sanctuary yuvamız, Lilith anamız dedik. Lütfen. Ama işte o biraz sen gazlandığından bence, ne bileyim. Objektif olarak çok fragmanları daha iyiydi galiba. Son, Blizzard'ın çıkarttığı son iyi sinematik bence Thrall'la Garrosh'un dövüşüydü ya. Şeydeki, Warlords of Draenor'daki. Okay. Ne bu? Burp, müzik. Kapatın, telif gelmesin.
Yok, pre-canceled olarak veriyorlarmış Twitch'te. Önceden bildirmişler galiba. Nasıl yani? Ya, pre-canceled ne? Atarsınız, ha, parasını almasın, kısın sesini. Deezer ne? Daha önemli bir sorun var size. Abi bunlar 90'lardan kalma bir tane alternatif rock grubu. Kimse pek siklemiyor artık. Eskiden severdik. Mavi Prens hoş geldin. Ben ilk kez duyuyorum valla. Şey var. I'm on an island in the sun. We'll be playing and having fun. Bir şey diyeceğim. Bunlar şimdi şarkı çalmaya başladılar. Daha böyle Japanese breakfast falan gibi bir şey gelecek. Sonic müzikleri falan çalınacak. Ya işte bunlar büyük ihtimalle Covid döneminde bayağı parasız kaldılar falan. Allah aslında benim Allah. Çocukluğumun grubudur. Peki arkadaki çok... oyun ne ve neden böyle çok kötü bir şekilde ya? Ne oluyor arkada? I don't know bro. I don't know. Whatever the fuck is this? I don't know. Arkada bir oyun var ha. Bir yorumda oyun da bir şey anlatmaya çalışıyor. Farkında mısınız? Yeah, it's a game. Biz gerçek artık normal konserden para kazanamıyoruz. Gaming band olmaya mı karar verdik demek istiyorum? Ama oyun mu? Do you love games? Do you love games? I oyun love ne games. Ama? Hadi deseler ki Genshin Impact'te yapıyoruz veyahut da hani anladın mı? WoW'a yaptık. Yani bir popüler bir oyunda şu Overwatch 2 mesela falan. Yok. Bir tane ayı duman basıyor arkadaşlar, farkında mısınız? Bence bu sadece bir şey, animasyon. Bunlar bu bir oyun parodisi yani. Olabilir. Hani böyle filmler, diziler için işte çocuk hayatını boşu boşuna bu oyuna harcıyor diye göstermek için 10-15 saniye böyle bir oyun footage yaparlar ya oyun değil de. Öyle bir şey bence adam... arkadaki şey. Californication klibi gibi falan. Ben Weezer'a üzüldüm. Weezer bir zamanlar büyük gruptu çünkü. Yazık böyle işte. Ekmek parası ne yapacaksın? Onlar da para kazanacak yani. Aga be. Weezer yani eskilerin garaj grubudur. İyi grubudur yani. Garajda kalmışlar galiba. Evet. Maalesef. Adam bayağı 20 yıldır orada gibi duruyor. Oyun gerçek bir oyun mu? Bunun cevabını birisi bize bir noktada vermeli. Bence değil. Yoksa klip mi yapmışlar şarkı için? Hani oyun gibi gözüksün falan diye. Ama abi baksana böyle şey tekneler, multiplayer skinleri falan bir şeyleri var ne bileyim ya. Böyle aslında sulu Mario Kart gibi gözüküyor oyunsa mesela. Ki sulu Mario Kart da okey ya yani. Ama değil yani büyük ihtimalle klip. Çok iyi şarkıymış. Waybreak. Valla bravo. Güzel şarkı çıkartmışlar kendilerine. Vallahi çok etkilendim şey yaptım. Saçma sapan işler ya. Çok güzel. Yok ben Weezer severim chat. Ben Weezer seviyorum da yani işte ne alaka oldum sadece. Abi Weezer severim dediğin yani çocukluğumda severim mi demek istiyorsun yoksa mesela hala dinlediğin bir grup mu? Yok arada şey yaparım yani. Arada ben öyle eski grupları falan dinliyorum kanka. Weezer falan. Weezer'ın klasik şarkılarını falan dinlerim arada yani. Ne var mesela klasik şarkıları biz de bilelim. Hatırlamıyorum ki hiç ben de bakmam lazım. Tamam işte Weezer sevmiyorsun o zaman sen çocukken seviyormuşsun. Yo severim lan. Yo severim niye ki? Severim yani. Bilmiyorum. Yani yetişkin merkezinde müzik sevgiye kışlanabildiği bir şey değil Weezer. Aynen Buddy Holly, Buddy Holly, Ain't It So falan. Ha demiş arkadaki oyun release oluyormuş ha galiba. Evet, evet. Wavefront mu? Hoş geldin. Sulu Mario Kart neymiş peki gerçekten? Oo. Aa. Amplitude hadi bakalım. Vardı bu. We showed a brief glimpse of gameplay in December and fans wanted more. Oh. Well, here's an extended look. Arkadaşlar, Yiğitcan herhangi bir şekilde benim geçmişten bir şey sevmemi sevmez. O yüzden oğlum, bir tane şarkı mı söyledin? Bir tane şarkı söylemedin mi? Abi geçmişten ya, evet. Değil, ben açıktan söylüyorum. Ben yetişkin Mert Günhan'ı bildiğim ve tanıdığım ve güvendiğim müzik zevkine yakıştırdığım bir grup değil oğlum Weezer. Yok mu oğlum? Tatlı gruptur Weezer, öyle deme ya. Ya çocukluğundan bana tamam okey. Savunuyorsan bu tepede öleceksin eyvallah canım. Ben yani ama geçmişe nostaljik seviyorsundur diye anladım ben. Tabii Weezer ki nostaljik seviyorum. Tabii ki nostaljik seviyorum. Şimdi oturup da her şey demem yani. Aman Allah'ım Weezer konseri ha falan demem yani. Tamam işte onu diyorum ben de. Evet. Çünkü Weezer yani... Bu adamlar bir yandan da Humankind yapıyor ya. Çok iyi yani. Aynen. Wave Shooter yapıyorlar bir yandan da. Ben bunu okuyayım bu arada biliyor musun ya? Böyle farklı disiplinlerin bir arada olması çok kuvvetli ya. Ve bu arada hissiyatı güzel duruyor yani o game feel'ı alıyorum ben bunu. Vuruş hissi var mı diyorsun? Vuruş hissi değil abi game feel yani. Oyun işte abi. Oyunun dokunuşu.
That's a game. Anka, bro. That's a game. That's a game. En azından klip mi yoksa gerçek mi diye merak etmiyoruz oyuna bakarken. Oyun izlediğim farkındayım şu an ya. Evet, takım elbiseli ayı değil. Bu aşağıdan bir helikopter çıkardı. Muhteşem bir oyun ya. What are you guys doing tonight? If you're lucky enough to have a PS5, you're probably getting ready to play Ratchet and Clank Rift Apart. I've been playing it. Allah kahretsin her şeyi. Ratchet and Clank. Later today, the team at Insomniac is going to be doing a special launch stream on Twitch, and to tell us more, take it away, Marcus and Mike. Hey Jeff and everybody watching Summer Games Fest Kickoff Live. Marcus Smith here, creative Zoom'dan director of Insomniac Games ya. For Ratchet and Clank Rift Apart. We're excited evet, the players çok iyi bir yaz oyu olacağı benziyor arkadaşlar. That's a kick-ass summer bros. TV var mı hala? Abi var, ben hiç sevmiyorum. Ama böyle ben Ratchet & Clank'e bir kere bir şeyler falan diyeyim dedim. Böyle chat birdenbire şey oldu. Öyle mi diyorsun? Sevdiğimiz klasik Ratchet & Clank serisi aslında önemli bir oyundur abi. Öyle mi oldu? Bir kişi falan demiştim. Yok, bir 5-6 kişi dedi. Birazdan gelir açıkçası şimdi. Abi iyi oyun falan diye böyle. Ratchet & Clank. Bir kişi diyor 2000 eleniyor. Herhalde. All right, we're now about to be joined by the one and only Giancarlo Esposito to talk Far Cry 6. Tavuk adam, tavuk adam. Giancarlo, thank you for joining us. So, why did you want to take on... Minik'sa, teşekkürler. Arkadaşlar, Breaking Bad'deki adam oynadığına göre Far Cry 2 kesin iyi bir oyun olacak. Ya ama bu adam biraz şeyden mezun oldu ya. Gus Fring rolünden mezun oldu. Şeyde falan da oynadı ya abi bu. Mandalorian. Evet evet, Mandalorian'da da bayağı önemli karakter oynuyor bu. Community'de bir iki bölüm gözüküyor. And it was so in line with what's going on in the world politically today. Şey diye hatırlıyorum. What has happened in the past? Dart tavuk adam diye hatırlıyorum. Dart tavuk adam. Dart tavuk adam. Minik sağ ol, çok teşekkürler. Geçediği için. Kötü adamları oynuyor. The Boys'ta da var. Doğru. All right, well, you've played some absolutely amazing villains in your career. What was it like being a villain? Purple Head, hoş geldin. No, I'm not a villain. I gotta push back on you. I'll let you finish. But this guy loves his country. He wants to empower you, Keely. He wants to empower you to stand up and speak your truth. Now you can go back to calling me a villain. Motora mı bindin hiç? Well, you are smiling on the box. You're a good guy, right? Motor bana bindi be abi. I am, because I feel like we as human beings fall in line. And I want to be a renegade. Bu herif şeyin büyümüş hali gibi. Cherry Chocolate Rain adamın büyümüş hali gibi. Tayson Day. Jason'dur hatırlar. Chocolate Rain. Evet. Make cry of our doing what's right. Bu arada Jason'dur hatırlar. Hiç izlenmiş çünkü video ya. Hayır, bir de yani video hiç bilinmiyor ya çünkü. Chocolate Rain. Ya biz çocukken Sungur'la çok Chocolate Rain taklidi yapardık. Onunla ilgili dedim. Sen de her şeyi alınma. Şey özel gününde misin anasını satayım. Allow him to be Jansungur hatırlar. Speak of your character. Abi Friday diye bir klip vardı, Jansungur hatırlar. Onu hatırlamayabilir Jansungur. Chocolate Rain. Chocolate. Ben bu oyunu hayvan gibi oynayacağım bu arada. Of the dictator to cultivate those resources. Niye abi? Something got in the way. Far Cry abi çünkü. Yani şöyle olur ya, kodu gelir ya bir süre sonra aşırı indirime girer, 120 TL'ye falan girer. Orada da açlıkta yokluktayımdır böyle. Al falan ya derim. Başroldeki hanım kız da güzel, esmer hafif falan. Tamam. Arkadaşlar, cinsiyetçi espri yapmadım. Yiğitcan'ın aylık günü oluyor bir tane, ona atıf yap. Wanting to be power. And for each dictator, it's different. She'd never heard of Ceausescu and studied political science and all this in college. Okay, so anyway, all right, well, one last question for you. Who would win in a square off between Gus Fring, Moff Gideon, and Anton? Vay arkadaş. You know, and I have onları, my favorites of those two. So hey, you ask me this question. Biraz aktör için aşağılayıcı bir soru. Evet abi. Aynen ya.
Ama en azından Moff Gideon deyip Star Wars'dan kendine ait hissetmiş. Seni bu arada iki yerden tanıyoruz biliyorsun değil mi falan gibi bir mesaj vardı herife ya. Anton dedi, Anton kim? Bu yeni oyundaki yeni karakterim. Deli diktatörü işte. Her oyunun diktatörü var ya artık. Böyle bir formül buldum bunun artık. Moff Gideon is otherworldly. This guy thinks in a different way and he knows what you're thinking before you say it. And he does all his own dirty work and he has an incredible tool to help him out. So uzun cevaplanacak bir soru değildi bari. Yok, güzel cevapladı biliyor musun? Karakterlerini oturtmuş kafasında, ben onu anladım ve hoşuma gitti. Yani bana bir takım kelimeler veriyorlar ve ben bunları okuyorum adamı değilmiş en azından. Let the games begin. Far Cry 7'de de Aliyev'i bekliyoruz şey olarak. Karakter olarak. Kendi astıracağım da oğlum. Kendi ülkesinde sallayamıyor diye şuna bak. Now speaking of guys, the time has come to reveal a brand new costume coming to the game based on a legendary game franchise. Neymiş neymiş? Ne geliyormuş şimdi? Far Cry 6 geliyordur abi, bu adamdan sonra ne gelecek? Aa, bu ne lan? Allah sizin Old belanızı Isaac versin. Aa. Sizin Allah belanızı versin. Allah belanızı versin. Nasıl yaparsınız bunu be? Bunu nasıl yaparsınız be? Bu siz beni, siz bunu nasıl yaparsınız? Bunu nasıl yaparsınız siz? Yani kanka, kanka Fall Guys'ı 7 kere bitirince save'in resetleniyormuş. Narratif derinlik geliyormuş kanka. Abi ben gerçekten valla böyle bir, şimdi valla burada Oğuz Sasi gibi kameraya vuracağım bir tane şimdi. Aa. Yani çok sinirlendim. Ulan sevdiğimiz... Sevdiğimiz karakter kötü yola düşmüş Yiğitcan az önce. Evet abi. Öyle evet abi Yiğitcan. Aynen öyle abi. Sevdiğim kızı başkasının kolunda gördüm Yiğitcan. Ama kaliteli kim birisi de değil başkası yani. Among Us, şey, Fall Guys. Hayır bir de Nier Automata'daki... Kimdi o yazmadı? Nier Automata'daki insan mı o? Ha. Evet evet, 2B. Nier Automata'daki kızın, Nier Automata'daki kızın 3 tane karakter özelliği var. 1 sessiz olması, 2 robot olması, 3 seksi bir robot olması. Fall Guys'a bu karakteri koyduğunda patates bir robot oluyor bu. Mesela yani bir de şey, yani yanlış mı da bir karakter seçimi? Çünkü Nier Automata'daki robotlar aslında Fall Guys karakterine benziyor. Onları koysalar mesela bu kadar ne alaka demem yani. Evet bak çok bir doğru de dedin. Yani. Yemin ediyorum çok doğru dedin. E tabi Fall Guys'daki robotlar zaten Fall Guys şey, Nier Automata'daki karakterler Fall Guys'ın adamı gibi hareket ediyor. Aslında keşke onları koysalar. Çok, evet çok güzel olurdu abi. Çok güzel. O zaman hiçbir şey demezdim. Arkadaşlar ben bu etkinlikten ağır hasar aldım gerçekten. Standart zaten almadığımız Geoff yayını yok yani. Biraz Mert'e oynadılar ya gerçekten. Kutuya gidecekmiş adam ha, ne diyorsun? Kutu, kutu çok ayıp ya. Kutu çok ayıp. Abi abi birazdan da şey diye reklam çıkartsınlar, tamam. Final Fantasy kerhanesi açıyoruz. Karakterleri sikebileceksiniz gelip falan diye böyle. Aa, iyi olur okay yani. Kusura bakmayın, dilim için özür dilerim ama yani. Onu demezler, skinini satıyoruz karakterlerin derler. Efendim İsmail Uluçay 19. ayına girmiş. Belkan Hayırlı El 19. ayına girmiş. Şevket Ozan Leventoğlu 17. ay. Serap Çelik 16. ay. Ömer Köse 50 yıldız göndermiş. Davut 9. ayına girmiş. Deniz Akay 16. ayına girmiş. Hepiniz hoş geldiniz. O adam para sayıyor galiba bir yanıt. Ooo eller valla nasıl oynuyor ha? Ha? Heyecan var ya, heyecan nasıl tutuyor eller. Aa heyecanlı gerçekten. Şurada... Tabi tabi sıçarsak oyun satmayacak bu. Ne oyun yapmışlar ki bunlar? Ne bileyim bak. Gerçekten kötü bir oyun yapmış olman lazım bu kadar heyecanlı olman için. Ya da gerçekten iyi bir oyun yapmış olman lazım. Yeah, I mean you're very right there, Jeff. Very early, but adama bak, gülüş yap, gülüş yap, neler? Ağzım ağız hastalığı var herhalde yani. Başka bir şey demiyorum. Yok lan, sahne endişesidir belki de, olabiliyor öyle. Evet evet, olabilir olabilir. Yani korktum ha yani, yanlış bir şey mi söylüyorum, adamın hastalığı vardır, bir şey vardır. Evet evet. Yeriliş boş geldin ikinci ayında. All right. Well, with you guys involved, as I said, we're excited about it. There is one more piece of puzzle though. Kim oğlum bunlar? Neyi yapmışlar ya? İşte geliyor. İşte o oyun. San Francisco gençliği.
Ulan düşünsene ya, Los Angeles'ta yaşıyorsun ve oyun yap diye sana para veriyorlar. Aa. Hayat be. Yaşatmazlar ama canımı bize. Oo, 10.000 TL'ye aldığın PlayStation'a bir şey mi geliyor? Blue of PlayStation, so you're partnering with with PlayStation. What can you tell us about that partnership? That's right. Kim bunlar? Kim? Kimsin sen? Çık dışarıya. Fırtınadan önceki sessizlik bu. Çok daha büyük şeyler olacak. Kafama kolonya döküyorum şu anda. Bu şey benziyor, Türkiye'de yatırım arayan genç arkadaşların, abi biz MMO yapacağız, 3 kitap yazacağız, ikinci oyunun arasında bir tane film çekeceğiz. Abi Los Angeles'lı bir ekibiz, Los Angeles'lı bir ekibiz dünyaya açılacak bir iş yapmak istiyoruz, ülkemizi gururlandırmak istiyoruz. Destek bekliyoruz sizlerden. Amerikalı bir vatanseverin düşmanlarını vurduğu bir FPS tasarlıyoruz abi. Bunu acaba böyle şey mi? O, uzak doğudan, uzak doğuyum, Orta Doğu'dan böyle fon bulup bir anda heyecanlanmış Amerikalı investor kardeşler. Anlamıyorum ki hiçbir şey. Abi bir şey diyeceğim. Logo fragmanından font fragmanına, font fragmanında geliştiricilerin fotoğrafı fragmanına düştük. Farkındasınız değil mi? Abi evet evet. Geoff Knight de dolandırıcıdır. Türkçe bunu çok rahat söyleyebiliyorum. Nasıl dava açmaz anlamaz diye ama. İyi birisi değil lan bu. Right now here's the Philharmonic Orchestra in Prague performing the music. Oyun falan göstermediler ha, herifleri getirip böyle dediler ki nasılsın kardeşim, iyiyim. E Kojima'yı da öyle abi, Kojima'yı getirdi sonra dedi ki nasılsın dedi, o da bir Covid'di, dünyayı çok değiştirdi dedi. Şimdi de Sonic evet. Müziği çalıyorlar. Nerede çalıyorlar peki? Bunlar da bir yerde. Bilmem ne Philharmonic Orchestrası. Prague. Acaba neyse. Ya ne kötü kötü her şey ya. Ama yani bir şey söyleyeyim mi? Biz Geoff Knight'in içerisinde bulunduğu bütün etkinliklerin artık birer bok ve çile olacağını bilip buna göre hazırlıklı girelim. Yani bu etkinliklerin özel bir ismi olsun. Bir arkadaşımız bize buna göre bir logo, bir intro falan yapsın. Geoff Knightley ile bok geceleri. Anladın mı? Summer Game Fest mi? Geoff Knightley ile bok gecesi. Gaming Awards mu? Geoff Knightley ile bok gecesi. Bok. Geoff Knightley ile bok yemek ister misiniz? Evet isteriz. O zaman alın bakalım. Fall Guys'a skin'i koydu Geoff Knightley az önce. Geoff Knightley'nin koyduğu skinleri gördünüz mü? Gördük gördük. Among Us'a da yüzünü koymuş. Teşekkürler Geoff Knightley. Sayende oyun kültürümüz gelişiyor. Allah belanı versin senin. Twitch Prime'dan kaç para aldın acaba şu etkinlik için ya? Oğlum bu şu şeylerin adı, serinin adı Geoff Knightley skin'i koydu olsun. Hayır hayır. Onu duyuramayız sosyal medyada ama Geoff Knightley ile bok gecesi bence güzel bir isim. Ama skin'i koydu yani, skin anlamında. Ya okey ama yani anladın mı? O fazla. Geoff Knightley ile bok gezisi şey bence abi. Güzel. Levent Kırca şey miza gibi o. Jet ski. Evet tabii evet, tabii. Yani, skin. Devletin skin'i. Evet devletin skin'i. Evet evet. Geoff Knightley ile bir çöp gecesinde ski. Dahasınız sevgili arkadaşlar. Kimsenin sallamadığı oyunların fragmanlarını dahi çekmeye üşenmiş adamlar stüdyomuza gelip yanımızda dikilip bizle konuşacaklar. Oyuna fragman dahi yapmaya üşenmişler. Oğlum, bu oyun nasıl oynanıyor? Koşuyor musun sadece? 10.000 dolar falan toplayıp biz de çıkalım mı lan Geoff Knightley'de programı? Oğlum çok hakikaten bunu yapalım mı lan gelecek sene? Bak, ne dedim böyle? Tuna Pamir'in şirketi var. Tuna neydi senin şirket? Arvis üzerinden yaparız. Biz şimdi... Arvis aynen. Bir Arvis logolu 3 tane şey bastırırız. Geoff Knight'in eline 10.000 dolar tutuştursak şuraya çıkarız. Diye gülümseriz böyle. Hani kalkar gideriz yani. Siz ne yapıyorsunuz? Buraya çıkmak için oyun yaptık. Oyunu da hiçbir zaman çıkartmayız. Selfilerimizden bir tane fragman yaparız. Üzerine bir font yazarız. Bitti gitti abi işte. Arkadaşlar 4 kişi zombilere karşı mücadele ediyorlar. Bunu izlemiştik değil mi? Bunun kötüsünü izlemiştik, şimdi daha iyisi geldi. Daha iyi mücadele ediyorlar burada 4 kişi zombilere karşı. Chat'te benim arkadaşlar şey yazıyorlar. Ulan keşke bunu izleyeceğimize LOL oynasaydık. Daha çok şey katardık kendimize. Yani abi zombiler bile değişmemiş ya. Hani de ki yani koşan ilk oyunumuzu zombi, yaptık, like normal oyunumuzu zombi. Yapıyoruz. Tank zombi, ha. Siyasal İslamcı zombi, bir böyle bu, gidiyor yani. Bir tek bu iri zombi yoktu, iri zombi eklemişler.
Yok vardı işte tank zombi vardı böyle tank. Bu bunun Collector's Edition'ı 999 TL bu arada PlayStation Store'da biliyor musunuz? Güzel abi. Hani 1000 TL'niz varsa çöpe atacak gelin oynayalım beraber 4 dakika falan. Var mı içeride çikorup oynayabileceğiniz şeyler? Ya Chikori'yi oynayacağız ya bunu oynayacağız PlayStation 5'te. Ne diyor? Evet teşekkürler. One of the games I'm most excited about in the lineup is Tunic from my fellow Canadian Andrew Scholdice. Bu arada işin komiği EDF var ya. Bu Left 4 Dead'lerin bilmem nelerin hem ucuzu hem hesaplısı hem de çok daha cool düşmanlar var lan EDF'te. EDF, EDF. Ah, çek kimsin? Bu ne lan? Bu ne biçim adamın ikinci versiyonu mu? Ayşe tatlı bir karakter değil mi? Böyle bir anda çıkıverdi. Gitti. Adam çıkacak. Sen kimsin ya? Ama Ayşe bak zaten Minnoş'la bir oyun yapmış. Minnoş bir çocuk. Çok belli o. Ya deminden beri kot pantolon üstüne hırka giymiş adamlar çıkıyor. PlayStation 5'i anlattık ama bir tane videomuz yok filan diyorlar. Bak çocuk oturduğu yerden odasından Unity yani kullandığı shader'ı şu an Asset Store'da gözümde canlandı bu arada. Unity çocuk geldi. Baksana başlarda tilki falan var hani. Ayy. Bu şey ya Zelda bu. İlk şu. Zelda oyunları gibi. Ha. Okay. Bu ne? Bastion. Ya ama Bastion'dan daha çok Zelda değil mi ya? O şey ikinci Zelda oyunu gibi. Şey iki boyutlu Zelda'dır diyorsun. Link to the Past evet evet evet. Ha, Tilki of Time. Tarzı. Tilki of Time. Tilki of Time. So excited about Tunic and Sable also. So excited of Tunic. Çok belli çabuk. Yeterince çocuk para vermemiş galiba. Acıdından eklemiş. Baksana hiç satamadı bunu. Demin bir saniyelik Valorant videosunu amazing falan diyen herif. İndi oyun görünce falan yaptı böyle mi? Yaman. Oğlum galiba bu sene de hiçbir bok yok. Herhalde 2022 falan gibi çok büyük bir şey girdi. O yeni God of War'lar falan bir şeyler onlar galiba. Abi yok bak yarın akşam Ubisoft'un etkinliği var. Pazar akşamı Microsoft Bethesda var. Adam artık kendi etkinliğine koyar. Bunun Summer Event ismindeki tuhaf etkinliğine kim niye oyun koysun yani? Bak bu enteresan oyunu. Bu ne? Valheim'a benzettim sanki. Evet o kafada co-op takılıyorsun böyle bu perspektifte. Labo oynanır. Evet bu bayağı keyifli. 699 TL değilse oynanır bu arkadaşlar. Ben bunu aldım. Değil. Hatta şöyle söyleyeyim benim yayınlarda bir arkadaşım var. Bunun Türkçe lokalizasyonun tarafında çalışıyor. Aa oradan bize bir kod ateşle Brom. Biz bunu yayında oynayalım hemen. Bu güzel. Viking'e hasret kaldık abi çünkü hiç Viking oyunu yok biliyor musunuz? Haftada bir Viking oyunu çıkmıyor. Ben çok özledim Viking oyunu oynamayı vallahi. Biraz kinayeli gibiyim ama oynarım yani şaka değil. Oyun gibi oyun işte. Oyun yani ha. Ya bu biraz fazla Valheim değil mi? Hayır değil. Yok canım. Bir şey inşa mı ediyorlar Gülhan sen de Allah aşkına? Ediyorlar. Bir tane inşaat hareketi gördüm deminden beri ben. Onu, biraz fazla Diablo diyecektim ben de hatta. Olur abi takılırız ya arka tarafta. Bak benim de çete geldiler. Valve'ın duyurusu bu akşam galiba diye. Neyin? Ne? Allah Allah. Yiğitcan, senin bu sen gelmeden önce Can şey konuşuyorduk da Half-Life 3 falan diyorlar diyordu böyle herkes. Abi bence Geoff Knightley kendi çıkarıyor bu. Attack on Titan da eklemişler oyunu. Bence Geoff Knightley kendi çıkarıyor bu dedikoduları. Anladın mı? Bir troll ordusu tutuyor. Pelikan grubunu falan tutuyor. Diyor ki bütün gidin gaming forumlara falan yazın. Elden Ring gösterecek, Half-Life gösterecek falan diye. Bize Cherry çöpü izletiyor. Ondan sonra da hadi bakalım Amazon Twitch Prime'dan sakalını alıyor. Yallah gidiyor. Fahişelere ve şey veriyor bütün parayı da ondan sonra. Neydi onun ismi? Kokain. Şaraba ve peynir de olabilir. Şaraba ve peynir de olabilir. Şöyle çok iyi analiz geldi. Tunapa bir izometrik perspektif görünce direkt düşüyor diye. Tam oo, olarak PS5'e yani. Çıkıyormuş bu oyun arkadaşlar. Alırsın abi 5000 lira. Yaşasın Halim, ya. Hoş geldin. Çok iyi. Çok iyi abi. Arkadaşlar 20 dakikaya bu etkinlik bitmezse de ben gideceğim ha. Yok bitecek ya herhalde birazdan. Oğlum etkinlik bitmiş çoktan diyelim mi? Badum tıs. Ya evet bu arada zaten. Duf. Duf.